Saat 13, gün ortasına hoş geldiniz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Krans Montana'da kalınan yerden devam etmenin sıfır asker, sıfır garanti anlamına geldiğini, böyle bir yanlışı günümüzde yaşanan savaşlar göz önünde bulundurulduğunda asla kabul etmediklerini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bir antlaşma olacaksa iki devletin işbirliğiyle olacak ve Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı devam edecek dedi. Şimdi sıfır asker, sıfır garanti oturup da görüşen bir taraf. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Tisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada 20 Temmuz 1974'ü işgal olarak değerlendirenlerin esasen 15 Temmuz 1974'te 2. Helen Cumhuriyeti'ni ilan eden Yunanistan albaylarının Kıbrıs adasında yaptığının bir işgal olduğunu bilmesi gerektiğini belirtti. Tatar, Türkiye kurtarıcımız olarak üçlü harekatta 20 Temmuz 1974'te barış getirmek için Mehmetçiği adaya göndermişti dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılının kutlandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, harekatla Doğu Akdeniz'de Türk-Yunan dengesinin sağlandığını söyledi. 50 yılda çok şeyler başardık diyen Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin ve turizminin daha da gelişmesi için birçok olumsuzlukları aşarak bugünlere gelindiğini kaydetti. Anavatan Türkiye ile birlikte hareket eden doğru vizyonla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da güçlenmekte olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptığı işbirliklerinin önemine işaret etti. Bizim egemenliğimiz özden gelen. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz gibi söyledi. Muhtesep hakkı. Kıbrıs Türk'ünün egemenlik muhtesep hakkıdır. Muhtesep hakkı da kabul edilmeden müzakere sürecinin başlamaması lazım. Çünkü geçmişte çok denendi, çok uğraşıldı. Her da oturduk ve o iyi niyeti gösterdik ama karşılığında hiçbir şey alamadık. Çünkü o Kıbrıs Cumhuriyeti var. Oturduk, Kıbrıs Cumhuriyeti kalktı. Yine de Cumhurbaşkanı ne dedi? Eşit oturup eşit kalmak lazım. Eşit oturup eşit kalkmazsa anlaşmaya ulaşma mümkün değil. Bu da seni tabii istismar ederler ve her oturduğunda bir şey koparttılar güya kendilerine göre ve oradan başladılar. Şimdi dedikleri, bakınız, muhalifler farklı konuşabilir ama bunu biliniz, dedikleri Krans Montana'da bıraktığı yerden başlayacak görüşmeler. Onun için biz yanaşmıyoruz. Krans Montana'da bıraktığı yerden başlayacak dediği beyan ediyorum size, önemli bir kurumsunuz, sıfır asker sıfır garanti. Şimdi sıfır asker sıfır garanti oturup da görüşen bir taraf davamıza, milletimize her türlü büyük bir yanlış yapmış olur. Çünkü biz bu saatten sonra, hele gazeteye açanlardan sonra bu dünyanın nasıl seyirci kalabileceğini gördükten sonra, bir kere daha gördükten sonra Kıbrıs Türk'ü 1974 öncesine gidemez. Bu bütün yaptıklarımızı, bütün felaketlerimizi sıfıra çarpma anlamındadır. Dolayısıyla bizim şartlarımız egemenliğimizdir, devletimizdir. Bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliği olacaktır. Türk askeri de burada kalacaktır. Türkiye'nin garantörü de 1571'den sonra şu anda 453. yılını tamamlayacak olan buradaki milletimizin varlığı da o garantörlük hakkı elde edilmiştir. Onu da kimsenin Türkiye'nin elinden alma hakkı yoktur. Garantörlük Türkiye'nindir. Bunun kararını Türkiye verir. Cumhuriyet Meclisi Başkanı zorlu töreye Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneği tarafından Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yılı onur ödülü takdim edildi sayın seyirciler ve törende konuşan töre hiç kimsenin Türk dünyasını aldatmaya kalkmaması gerektiğini vurgulayarak egemenlikten ve istiklalden asla vazgeçilmeyeceğini söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre İstanbul'da Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneği tarafından Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Töreye Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yılı onur ödülü takdim edildi. İstanbul Çavuşbaşı Kasrı Beykoz'da gerçekleşen ödül töreninde sosyal sorumluluk ve otizm farkındalığı temalı ödüller de sahiplerini buldu. Törende konuşan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'na gelen tarihsel süreci aktararak Kıbrıslı Rumların adada hiçbir zaman huzur vermediğini söyledi. Kanlı Noel saldırılarını da anımsatan töre 1974'e kadar birçok Türk'ün katledildiğini ve halen bulunamayan kayıplar olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs'ın topraklarını vatan olarak emanet eden, hediye eden şehitlerimizdir, gazilerimizdir,
Onun için gönderecektiğimiz bayraklar bir daha inmeyecek. Şair ne dedi? Göklerde yükselen sancak Allah'ın huzurunda eğiliriz ancak. Ne Amerika'nın, ne Avrupa Birliği'nin, ne Birleşmiş Güvenlik Konseyi'nin kararlarının önünde eğilmeyiz. Zaten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne kadar bir gerçeği vurguladı. Dünya beşten büyüktür. Evet büyüktür. Bizim için en büyük Türkiye'dir, Türk dünyasıdır, Türk milletidir. Başka büyük tanımıyoruz. Emperyalist güçlerin Kıbrıs'tan Türk askerinin çekilmesi ve Doğu Akdeniz'de Türk tarafının sismik araştırma yapmaması yönünde çağrıları olduğunu dile getiren töre, anavatan Türkiye ile gönül birliği içinde adadaki hak ve menfaatlerin daima korunacağını da kaydetti. Gazze'de yaşanan katliama da değinen töre, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını devlet terörü olarak nitelendirerek uluslararası toplumun bir yolunu bulup İsrail'in işlediği vahşetleri durdurması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek sivil insanları katlediyorlar, çocukları, hamile kadınları katlediyorlar ve hastaneleri vuruyorlar, binaları yıkıyorlar. Hastanelerin içinde ölüm kusuyorlar. İsrail bugün resmen savaş suçu işliyor. Nerede insan hakları mahkemeleri, nerede Birleşmiş Milletler, nerede Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar nerede? Hepsi İsrail'in barbarlık ötesi vahşetini izliyor diye konuştu. Töre, İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşet sonrasında tutumlarından dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin inandırıcılığını yitirdiğini de ifade ederek artık Filistin konusunda çözümü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği dışında aramak gerektiğini de kaydetti. Gazze'de işlenen cinayete seyirci kalındığını yineleyen Zorlu Töre, Kıbrıs Türk'ünün tarihte maruz kaldığı saldırılar karşısında da uluslararası camianın etkisiz ve sessiz kaldığını anımsattı. Tek güvencemiz anavatan Türkiye ve Türk ordusudur diyen töre, Kıbrıs davasının sadece Kıbrıslı Türklerin değil, bütün dünyanın davası olduğunu ve herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Töre, ecdadımıza, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak zorundayız. Eğer bunları yaparsak bizi hiçbir zaman aldatamayacaklar dedi. Cengiz Topel Hastanesi'nde yenilenen servisler düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, 2025 yılının sağlıkta dev atılımların yılı olacağını vurguladı. Başbakan Üstel, Cengiz Topel Hastanesi'nin ihmal edilmediğini ve birçok eksiğin tamamlanıp hastanenin en güncel aletlerle donatıldığını kaydederek hastanenin acil servisinin yenilendiğini söyledi. Cengiz Topel Hastanesi'nde yenilenen ultrasonografi odası ve diş polikliniğe, hastaneye kazandırılan tomografi cihazıyla kardiyoloji bölümü ek binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hastane bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Zafer Hıdıroğlu konuşmasında Lefke ve Güzelyurt ilçelerine hizmet veren Cengiz Topel Hastanesi'ni daha ileriye götürmek için çalıştıklarını ifade ederek hastanedeki gelişmelere katkı koyan herkese teşekkür etti. Çünkü hastanemiz hem Lefke hem de Güzelyurt ilçelerine katkı veren tek hastane olarak onu hep birlikte başta devletimiz, Sağlık Bakanlığımız ve sivil toplum örgütlerimiz ve de hayırsever iş adamı ve vatandaşlarımız sayesinde bugün her gün daha ileriye ve daha da ileriye götürmekteyiz. Hastaneye katkıda bulunan iş insanı Yüksel Akcan da Cengiz Topel Hastanesi'nin kapanmaması ve daha da gelişmesi için destek vermeyi sürdüreceklerini kaydederek hastanenin yenilenmeye ihtiyacı olan acil servisini yapmak için ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi. Fazlasıyla hak eden sağlık çalışanlarımızı, doktorlarımız, hemşirelerimiz hepsi. Çünkü bilirsiniz sağlık gidince kendimizi güvende hissederek doktorlarımızın sayesinde. Onlara çok teşekkür ederim. Bu hastaneyi o hale getirelim ki ninelerimiz hiç Lefkoşa şehre gitmesin. Burada gelsinler, kontrolden olsunlar. Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Ağınsa, Cengiz Topel Hastanesi'nin kırmızı çizgileri olduğuna işaret ederek derneği hastaneyi geliştirmek adına kurduklarını ve bu amaçla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Biz 1992 yılında Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği kurduk.
zamanının eski sağlık bakanları burayı çeşitli şekilde değerlendirmeye çalıştılar. Biz her zaman el koyduk, baş koyduk ve dedik ki Cengiz Topel'imizin kırmızı çizgimiz kapanmayacak, kapattırmadık. Sayın Bakanımız, Sağlık Bakanımızın katkılarıyla şu anda da gerçekten çok iyi yerlere geliyoruz. Kendisine uğraştan herkesin huzuruna teşekkür ediyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk de üniversite olarak sadece eğitim değil birçok sosyal sorumluluk projesine de imza attıklarını belirterek hastanenin kardiyoloji bölümünün ek binasının tamamen üniversite kaynaklarıyla yaptırıldığını ve hastanenin kalkınmasına katkı koymaktan mutlu olduklarını ifade etti. Üniversitemizin, bölgemizin kalkınmasında, gençlerimizin gelişmesinde, ülkemizin tanıtılmasında etkin ve aktif bir rol alması için aynı yoğun ve istekli, azimli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hastanenin yenilenen servislerine katkıda bulunan Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil ise, Cengiz Topel Hastanesi'nin kalkınması ve geliştirilmesi için güzel bir birliktelikle hareket edildiğinin altını çizerek, Cengiz Topel Hastanesi'nin bölgeye yaraşır bir hastane olması için çalıştıklarını vurguladı. Bölgemiz Lefke ilçesinin Gözde Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi'nin bugüne kadar özellikle de Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanım, Yönetim Kurulu, Sayın Doktor Latif Abbasoğlu, Sayın Doktor Zafer Hızıroğlu, başhekimim, çalışanları, hemşireleri, tüm bölge halkı, sivil toplum örgütleriyle hiçbir zaman kabul etmediğimiz Cengiz Topel Hastanesi'nin geriye değil ileriye gitme hedefinde olduğunu, bu alanda da güzel bir birliktelik sağlanarak bölgede güzel işlere başarılı bir şekilde imza atmaya çalıştık. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek de Cengiz Topel Hastanesi'ndeki yatırımların devlet, sivil toplum ve kurum kuruluş işbirliğinin güzel bir örneği olduğuna dikkati çekerek son bir yıl içerisinde hastaneye önemli yatırımlar yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde yeni atılımlar yapılacağını kaydetti. Cengiz Topel Hastanesi'nin daha ileriye götürülebilmesi adına bu bölgede yapılan işler devletle sivil toplum örgütleri ve kurum ve kuruluşların ortak sorumluluk bilinciyle herkes dağarcığındaki bilgi birikimini cebindeki maddi imkanları ortaya koyarak seferber etti. Elini tabiri caizse taşın altına koydu ve bugüne kadar son bir yıl içinde Cengiz Topel Hastanesi'ne çok önemli adımlar attırdık ve bunlarla da sınırlı değil. Her geldiğimizde yeni stratejiler yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de yeni atılımlar yapacağımızı şimdiden söylemek isterim. Başbakan Ünal Üstel ise yaptıkları yatırımlarla Lefke ilçe oldu ama ilçe gibi çalışmıyor. Güzel yurt verilecek, yatırımlar gelmez, gençler başka bölgelere göç ediyor dedikodularına çizgi çektiklerine ve Cengiz Topel Hastanesi kapanacak söylemini ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Üstel, Sağlık Bakanlığı yaptığı dönemde verdiği Cengiz Topel Hastanesi'nin iyileştirilmesi ve bölge halkına en iyi şekilde hizmet vermesi için destekleneceği sözünün geçerli olduğunun altını çizerek, Cengiz Topel Hastanesi'nin manevi değeri yüksek, Batı bölgesine hizmet veren önemli bir hastane olduğunu ifade etti. Bizim hükümetimizin politikası en hücre köşeye kadar sağlık hizmeti getirmek, merkezleri iyileştirmek, ama merkezlerin yükünü hafifleterek en hücre köşedeki sağlık ocağından tutun hastanesine kadar iyileştirme hedefindeyiz. O yüzden 2025 yılında her tarafta bir hastane, her tarafta bir sağlık ocağı açıyoruz. Ve Güzelyurt Hastanesi'ni de o yüzden yıl attık. Ama Güzelyurt Hastanesi'ni yaparken Cengiz Topel'i ihmal etmedi ve Cengiz Topel'i iyi bir noktaya getirmek için Sağlık Bakanı Kan ilk yaptığımız iş burada laboratuvar eksikti ve bütün aletlerini tamamladık ve burada artık halkımıza laboratuvar sistemleri en güncel aletlerle bölge halkına hizmet ediyor. Yine bölgenizden çok değerli bir iş insanı ve 300
metrekarelik acili yeniden yapıyor ve bölgemize hizmet etmesi için bölge halkına bir kuruş bizden beklemeden tamamen kendi imkanlarıyla bu hastane acil servisini yapıp hastaneye bağışlayacak. Kendisine önce başbakan olarak ve halkım olarak yürekten teşekkür ederim. Anavatan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek veren tek ülke olduğuna dikkati çeken Üstel, Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamalarına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına müjdeler verdiğini ve desteklerin her zaman devam edeceğini söylediğini anımsattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir karara daha imza attı. Ve artık dedi ki egemen iki eşit devlet ve uluslararası eşit üstatı olmazsa biz görüşmeleri başlatmayız. Ancak bu çerçevede görüşmeleri yapabiliriz. Bir de ne dedi? Artık dedi gündemimizde federasyon yok. Federasyon gündemimizden çıkmıştır. Bazı yerler geçen günlerde ses çıkarttılar. Dün Ankara'dan cevap verdi. Bakın artık Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeminde federasyon yok. Bizim zaten gündemimizde hiç federasyon ulusal davadaki politikamızı değiştirdikten sonra olmadı. Ve biz 2020'den sonra hep egemen, eşit, iki devlet ve eşit üstati uluslararası olmazsa görüşmeler başlayamaz dedik. Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda hemfikir olduk. Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi bu kararı üretti. Ve kısmetse biz de önümüzdeki günlerde bu kararı Cumhuriyet Meclisimizden çıkarmış olacağız. Tüm bu yatırımlar ve çalışmalar yapılırken UBP üzerinde birçok oyunlar oynandığını, senaryolar, yalan yanlış haberler üretildiğini kaydeden Üstel, UBP'nin ülkede istikrar sağladığını ve gerçekleştirdiği projelerin ortada olduğunu vurguladı. Parti içerisinde müdahalelerin söz konusu olmadığının altını çizen Üstel, UBP teşkilatlarında yenilenme yapıldığını ve en küçük köylerde bile 2-3 adayın demokratik bir şekilde yarıştığını söyledi. UBP'nin dimdik ayakta olduğunu ve kurultayın 21 Eylül'de gerçekleştirileceğini anımsatan Üstel, kurultay yasa sonrası kenetlenerek yeni yasama döneminde halka hizmet için seferber zaman olacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından hastanenin geliştirilmesine katkı koyanlara teşekkür plaketi takdim edildi. Konuşmaların ardından yenilenen servisler gezildi. Orta Doğu'daki gelişmelere bakalım. Şimdi de İsrail ordusunun Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar devam ediyor. Saldırılarda bugüne kadar 39 bine aşkın Filistinli hayatını kaybederken Han Yunus'a yönelik son yoğun saldırılarsa yeni bir iç göç dalgasına neden oldu. Yüzlerce kişi yerinden edildi. İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'a sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 182 bin Filistinli yerinden edildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada Han Yunus'a yönelik son yoğun saldırıların yeni bir iç göç dalgasına neden olduğu belirtildi. Açıklamaya göre 22-25 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 182 bin kişi Han Yunus'un orta ve doğu kesiminden göç etti. Gazze'de her 10 kişiden 9'u en az bir kez yerinden edildi. İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere operasyon düzenleneceğini ifade ederek bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulunmuştu. Tahliye çağrısının ardından Filistinliler bölgeden göç etmeye başladı. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden son olarak 24 Temmuz'da açıklanan rakamlara göre İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında 129 kişi öldü, 416 kişi de yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 39 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirirken 90 binden fazla kişi de yaralandı.
Güney Kıbrıs'ta Temyiz Mahkemesi, Esentepe'deki eski Rum malları üzerine yapılan sitelerin Almanya'da satışına aracılık etmek suçundan tutuklanan Eva Isabel Kunzel'in şartlı serbest bırakılma talebini reddetti. Güney Kıbrıs'ta Temyiz Mahkemesi'nin Esentepe'deki eski Rum malları üzerine yapılan sitelerin Almanya'da satışına aracılık etme suçundan tutuklanan Eva Isabel Kunzel'in 17 Eylül'deki Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davasına kadar şartlı serbest bırakılmak üzere Temyiz Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddettiği bildirildi. Alitia gazetesi duruşmasına kadar tutukluluğu onaylandı başlıklı haberinde Kunzel'in 17 Eylül'deki duruşmasında aleyhine getirilen 56 ayrı suçlama cevap vereceğini yazdı. Habere göre İstinaf Mahkemesi, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin Güney Kıbrıs'ta adına kayıtlı gayrimenkul bulunmaması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile arasındaki bağlantılar nedeniyle mahkemeden kaçma riski olduğu gerekçesiyle verdiği dava gününe kadar tutuklu kalma kararını oy birliğiyle onayladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 2023 yılı faaliyet raporunu paylaştı. Buna göre banka 2023 yılında 5 milyar 291 milyon TL kar etti. ...291 milyon Türk lirası kar etti. Bankanın aktif toplamı önceki yıl sonuna oranla 2023 sonunda %102.5 artarak 107.365,2 milyon Türk lirasına yükseldi. Bankadan yapılan açıklamada 2023 yılında da düzenleme ve denetim faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatın uluslararası standartlara yakınlaşması, politika araçlarının ülkemizin ekonomik gelişimine yardımcı olacak biçimde kullanılması ve mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalarına 2023 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede 2023 yılı içinde bankacılık yasası ve tüketici kredileri yasasının bankaya verdiği yetkilere dayanarak 5 adet değişiklik tebliği düzenlenip yürürlüğe konulmuştur denildi. 2023 yılında Banka Yönetim Kurulu kararıyla Bankacılık Yasası ve Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası çerçevesinde 7 banka ve bir uluslararası bankacılık biriminden savunma talep edildiğinin kaydedildiği açıklamada, bunlardan 3'ünün inceleme süreci 2024 yılına sarktığı, 2 banka ve 1 UBB'nin uyarıldığı, 2 bankaya ise idari para cezası verildiği aktarıldı. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu arasında bir mutabakat zaptının imzalandığı da belirtildi. Yeşilat ticaretini artırmak için hibe programı başlatıldı. Projenin ilk etabı 26 Ağustos'a kadar etabına başvurular 26 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı tarafından yeşil hat ticaretini artırmak amacıyla yeni bir hibe programına başvuruların açıldığı duyuruldu. 2 milyon euroluk bütçesiyle program Kıbrıs Türk işletmelerin güçlenmesini ve daha geniş AB pazarına entegre olmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Başvurular için ilk aşama olan proje kavram belgesinin son teslim tarihi 26 Ağustos 2024 olarak açıklandı. Unite Serpus'tan yapılan açıklamada projenin bir parçası olan yeşil hat ticaretini artırmak amacıyla KOBİ'lere doğrudan destek hibe programının Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB yardım programının bir bileşenini oluşturduğu ifade edildi. Açıklamaya göre bu hibe programının hedefinde özellikle Kıbrıs'ta Türk imalatçılar, üreticiler ve tüccarlar yer alıyor. İş süreçlerinin ve inovatif yaklaşımların geliştirilmesinin yanı sıra AB standartlarına uyumun sağlanması yoluyla yeşil hat ticaretine katılımı teşvik etmek, ticareti geliştirmek ve büyümeyi desteklemek amaçlanıyor. Programa başvuruların iki aşamalı olarak yapılacağı belirtildi. İlk aşama olan proje kavram belgesi tekliflerinin sunulması için son tarih 26 Ağustos. İlk aşamada başarılı bulunan başvuru sahipleri Eylül 2024'te tam başvurularını sunmaya davet edilecek. Polis ülke genelindeki trafik denetimlerini sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen denetimlerde 374 sürücü rapor edildi. Bir sürücü tutuklandı.
Trafik polis ekiplerinin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde kontrol edilen 1895 sürücünün 374'ü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre denetimlerde bir sürücü tutuklandı, 29 araçsa trafikten men edildi. En çok rapor edilen suçların başındaysa süratli araç kullanmak geliyor. Kıptek yarın Lefkoşa'da Taşkınköy bölgesinde altyapı çalışması yapacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından Taşkınköy bölgesindeki Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde elektrik altyapı çalışması yapılacak. Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre caddeye girişler trafik ışıkları yerine ışıklara gelmeden önceki sokak olan Park Sokak'tan yapılabilecek. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin gözetiminde yapılacak çalışmalar tüm gün süreceğinden dolayı çalışmalar süresince bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle birlikte yeniden görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonları.